Eric ve James, Ruanda'nın batısındaki Rubavu'nun kırsal kesiminde birbirinden 10 dakika arayla doğan tek yumurta ikizidir. Anneleri ve babaları bir balıkçıydı ve fakir büyüdüler. Okula başladıktan sonra babalarının işine yardım etmeye başladılar. İhtiyaçlarını karşılamak için yeterli paraları olmamasına rağmen ikizler 14 yaşına gelene kadar mutlu bir hayat yaşadılar. Bu da babaları göle gidip bir daha dönmemek üzere gittiği zamandı. Bugüne kadar ona tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Diğer balıkçılar onun her zamanki gibi kanoya binip bir daha görünmediğini söyledi. Ve bu da Eric ve James'in yetişkinliğe doğru adım attıkları zamanlarda zorluk yaşamalarına neden oldu. Eric en acılı kısmında babasına tam olarak ne olduğunu bilmedikleri olduğunu söyledi. Ayrıca bir adam ölmüşse ona ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ama biri kayıpsa onun tekrar geri dönmesi umuduyla yaşarsınız diye ekledi. Durumun anneleri için daha zor olduğunu da söylediler. İkizlerin annesi Abigail, kocasının kaybından sonra hiç normale dönmedi. O zamandan beri işlerine odaklanmayıp her gece ana kapıyı açık bırakıp kocasının geri dönmesi umuduyla bekledi. Ama bu asla olmadı. Kocasının kaybından 2 yıl sonra Abigail dükkanında bayıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar onun bir enfeksiyondan muzdarip olduğunu söylediler. Hasta kadın hastaneye kaldırıldıktan 2 gün sonra ameliyata alındı ama 24 saat sonra yaşamını yitirdi. İkizler 17 yaşında yetim kaldılar ve kendilerine bakmak zorundaydılar. Çok geçmeden Eric, elektronik aletleri nasıl tamir etmesi gerektiğini öğrendi. Bu kardeşin başarısı diğerine ilham verip aynı yolda ilerlemesini sağladı. Bir gün Eric eve dönerken yolda ürünlerini markete satan bir çiftçi olan Mary Joseanne ile tanıştı. Eric'i gördüğünde çiftlikten eve doğru yürüyordu. Ona yüklerini taşımasına yardım etti ve bu şekilde arkadaş oldular. Eric işini bitirdikten sonra her gün onu ziyarete gidiyordu ve çok geçmeden bir çift oldular. Evlilik onlar için bir sonraki aşamaydı ama Mary partnerini 2 hafta boyunca göremeyince evlilikleri farklı bir seyir aldı. Eric'in ona olan ilgisinin bittiğini düşündü çünkü tüm geçmiş ilişkileri hüsranla sonlanmıştı. Bu da onu güvensiz hissettiriyordu. Bu yüzden onu kontrol etmek için evine gitmeden önce 14 gün bekledi. Mary, Eric yanıma neredeyse her gün geliyordu. Bu yüzden onu 3 gün üst üste göremediğimde bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım. Endişeliydim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Evine gitmek bir süremi aldı. Hemen gitmedim çünkü beni reddedeceğinden korkuyordum. Sevdiğim adamın artık beni istemediğini duymaktansa inkar etmek daha iyiydi, dedi. Ancak evine gittiğinde Eric'i gördü ve ilişkilerine Eric'in yokluğunu sorgulamadan devam ettiler. Mary erkek arkadaşını geri kazandığı için çok mutluydu. Bu yüzden ona hiçbir soru sormadı. Ancak birlikteliklerinden 5 gün sonra Mary hiç görmediği bir sürprizle karşılaştı. Sevgilisi hakkındaki gerçek ortaya çıkmak üzereyken Eric'in evindeydi. Son 5 gündür onunla zaman geçirdiği kişi aslında James'ti. Yani Eric'in ikiz kardeşi. Mary, Eric'in ikiz kardeşi olduğunu bilmiyordu. Eric çok benzedikleri için ondan daha önce hiç bahsetmemişti. Aşık olduğu kadın iki kardeşi karıştırarak bir hata yapmıştı. James onun için ilk görüşte aşk olduğu için hiç bozuntuya vermedi. James, Mary eve geldiğinde ona evden Eric olmadığımı söylemediğimi bilmiyorum ve ondan çok hoşlandığımı fark edip ona gerçeği söyleyemedim dedi. Peki Eric'e ne oldu ve o ve Mary her zaman James tarafından ziyaret edilmesine rağmen birbirlerini nasıl hiç görmediler? Eric işe gitmeyi bıraktı çünkü çok hastaydı. Onun yerine 5 gün boyunca üst üste her gece kliniğe gidiyordu ve sadece geç saatlerde eve dönüyordu. Mary yokluğu sırasında işini bitirip onun orada olmadığını bilmeden evine gidiyordu. Eric olduğunu düşündüğü James'le böyle tanıştı. Ancak yaptığı şeyden dolayı James'ten nefret etmekten ziyade Eric ve Mary kimsenin anlamayacağı bir karar verdiler. Mary, James'le geçirdiği az vakitte onun ondan hoşlandığı kadar o da James'ten hoşlandığını söyledi ki bu ikizler arasında seçim yapmasını zorlaştırdı. Eric doğruyu söylemediği için kardeşine gücenmekten ziyade onu affetmeyi seçti. Sonuç olarak Eric ve James, Mary'e ikisini de seçebileceğini söyledi. Mary, ikisi bana evlenmek istediklerini söylediğinde çok şaşırdım ve bilmesem ikisine de komedyen derdim. İkisini de çok seviyorum ve bundan şüphem yok. Hepimiz biliyoruz ki erkekler birkaç eşle evlenebilir ama kadınların birden fazla kocası olamaz. Bu yüzden de köyümdeki insanların diyecekleri şeyler konusunda çok endişeliydim. Ama daha sonra mutlu olduğumuz sürece bunların hiçbirinin önemli olmadığını fark ettim, dedi.
İkizlerin ailesi de aynı kadınla evlendikleri için onlara karşıydı. Ama bir süre sonra onları ilişkileri konusunda ikna ettiler. İkizlerin Mary'i ne kadar sevdiklerini fark ettiklerinde alışılmadık birlikteliklerini desteklediler. Toplumda ikizlerin aynı kadınla evlendiği haberleri yayıldığında pek çok insan alay edip kararlarını eleştirdi. Mary, iki erkekle evlenmeyi kabul ettiği için en çok yorumu alan kişiydi. Sadece ilişkileri saçma olarak görülmekte kalmadı. Aynı zamanda üçlüye evliliğin başarısızlığa mahkum olduğu da söylendi. Eric, Mary'nin arkadaşlarının bazılarının onunla konuşmayı kestiğini ve ona yaptığımız şeyin yasak ve doğru olmadığını söylediklerini anlattı. Bazı erkek arkadaşlarının da aynı şeyleri söylediğini anlattı. Eric, bir adam birden fazla kadınla evlendiğinde doğru olduğunu ama bir kadın birden fazla erkekle evlendiğinde bunun neresinin yanlış olduğunu anlamıyorum. Bu bizim hayatımız, onların değil, dedi. Eric, James ve Mary 2 yıldır evli ve polyandri ilişkileri konusunda pişmanlık duymadıklarını söylüyorlar. Kardeşler birbirlerini kıskanmıyorlar ve ikisi de Mary'i tüm kalpleriyle çok seviyorlar. Mary, 24 aydır evli olmalarına rağmen ikizleri hala ayırt edemediği ve bu durumdan utandığını söyledi. Ama bunca yıldan sonra bile ayırt etmenin zor olduğunu ve endişelenmesi gereken bir şey olmadığını, çünkü kocalarının bunu önemsemediğini de ekledi. Eric, James ve Mary'nin hikayesi, ne olursa olsun insanların fikirlerini önemsememek ve ilişkideki en önemli şeyin mutluluk olduğunu kanıtlar.